Evet, selamu aleyküm. Bayram Özendi Ağasarlı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün hem benim köyümde merhum Osman Karagöz amca Allah'ın rahmetine kavuşmuş, hem de burada çok sevdiğim arkadaşım Mehmet Günay kardeşimizin babası da Rahman'ı Rahim'e kavuşmuş. Allahu Teala rahmet eylesin. Onun için bir Yasin-i Şerif okuyalım dedik arkadaşlar. Yasin-i Şerif'i tilavet ettim. Şimdi Yasin-i Şerif'i Türkçe duasını edeceğiz arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım, sana sonsuz hamdu senalar ederiz. Bütün salatü selamlar, rahmet ve selametler sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, onun ehli beytine ve bütün ashab-ı kiramının üzerinde olması için huzur-u izzetinde niyaz ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Ey Yüce Rabbimiz, bizden yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul buyur. Çünkü sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin. Ey Yüce Rabbimiz, bütün günah ve hatalarımızdan tevbe ediyoruz. Tevbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Muhakkak ki sen çok merhametlisin. Tevbeleri acıyarak kabul edensin. Bizim de niyazımızı ve dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ey ikram edenlerin en keremlisi, ikramınla, ihsanınla günahlarımızı bize bağışla. Kur'an-ı dünyada bize yoldaş, ahirette nur eyle ya Rabbi. Allah'ım, Kur'an'ın her harfine karşılık bize bir halavat, her kelimesine bir keramet, her ayetine bir saadet, her suresine bir selamet ver ya Rabbi. Ey Yüce Allah'ım, okuduğumuz hatmi şerifi ve tilavet ettiğimiz Kur'an'ın sevabını, Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin ruhuna ve bütün peygamberlerin ruhlarına hediye ettik, ikram eyle ya Rabbi. Yüce Peygamberimizin evlatlarının, zevcelerinin, ashabının ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ey Yüce Rabbimiz, okumuş olduğumuz Kur'an'ın sevabını bütün ölmüşlerimizin ve babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, meşayımızın, üstadlarımızın, üzerimizde hakkı bulunan erkek ve kadın, bütün Müslüman din kardeşlerimizin ruhlarına hediye edildik. Şu anda ulaştır ya Rabbi. Bugün aramızda ayrılan Karasanu Osman Karagöz amcanın ruhuna hediye edildik. Haberler eyle ya Rabbi. Yine arkadaşımın babası Cevdet Güney'in ruhuna da hediye eyledim. Haberdar eyle ya Rabbi, yolculuklarını kolay eyle. Ey bütün ihtiyaçları karşılayıp gideren ve ey bütün duaları kabul buyuran Allah'ım, merhametinle dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, dualarımızı makbul eyle. Amin. Amin. Bir hürmete, hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Sağlığımız, sıhhatimiz için, evlerimizin bereketi, huzuru için, bir umum geçmişlerimizin ruhu için El Fatiha.
Evet. Cinlerden kurtulmak. Cinler görülmeyen varlıklardır. Var olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. Peygamber Efendimiz sallu aleyhi Efendimiz de cinlerin varlığından ümmetini haberdar etmiştir. Peygamberimiz aynı zamanda cinlerin de peygamberidir. Bunun için ona Resulüs Sakaleyn de denir. Cinler alemi de insanlar gibidir. Onların da inanmışı ve inanmayanı, iyisi ve fenası da mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de buyurulur. Cinlerin kendi ifadelerine yer verilir. Gerçekten biz kimimiz, salih kişiler kimimiz ise bunlardan aşağı da türlü türlü yollar tutmuştuk. Cin Suresi 11. İçimizde Allah'a teslimiyet gösterenler de var. Hak yoldan sapanlar da var. Teslimiyet gösteren kimseler doğru yolu arayanlardır. Cin Suresi ayet 14. Cinlerin insana ve eşyaya tesirleri olmaktadır. Cinleri emri altına alanlar onlara istediklerini yaptırmaya muvaffak olurlar. Mescid-i Aksa'nın cinler tarafından yapıldığı Hazreti Süleyman peygamberin emrinde çalıştıkları tefsir kitaplarında beyan edilmektedir. Belkis'in tahtını bir anda Hazreti Süleyman'ın sarayına getiren de bir cin idi. Kur'an bunu haber verir. Cinlerden bir ifrit, sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm ve güvenim var dedi. Neml suresi 39. Cin örtülü ve gizli demektir. Delillere mecnun denilmesinin sebebi de aklının örtülü olmasından dolayıdır. Arkadaşlar, cin denilen varlıklar insan gözünde saklı olduğu için cin denilmiştir. Cinler havadan ve ateşin alev kısmından yaratılmışlardır. Her şekle girebilirler. Uyanık iken ve rüyada görülebilir. Çok güzel suretlere girerek ihtilama sebep olabilir. Cinni gören kimse hep ona bakarsa cin şeklini değiştiremez. Gözden kaçamaz. Ona sorup cevap alınabilir. Bir an başka tarafa bakılsa cin hemen kendi şekline girip kayıp olur. Cinlerin varlığına inanmak gerekir. Çünkü cinlerin varlığını Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de haber vermektedir. Kur'an-ı Kerim'in 72. surenin adı cindir. Zariyat suresinin 56. ayeti de insanlarla cinlerin Allah'ı bilip ibadet etmeleri için yaratıldığını haber verir. Rahman suresinin 31. ve 74. ayetinde de cinden bahsedilir. Felak, Naz sureleri de cinlerin varlığını açıkça beyan eder. Sebe suresinin 12. ayetinde ise Hazreti Süleyman peygamberin cinleri çalıştırdığını anlatılır. Cinler insana yardım da eder, zarar da verir. İbn-i Sina meşhur Kanun adlı eserinde cinlerden bahsederken der ki, hastalıklara birçok maddeler sebep olduğu gibi cinnin hasıl ettiği hastalıklar da vardır ve meşhurdur. Tıbbin hala çözemediği hastalıklara sebep de cinlerdir arkadaşlar. Bunu okumama devam edeceğim arkadaşlar. Bu videoyu burada kesmek zorundayım. Videomu beğenmeyi Bayram Özen'de Ağasarlı YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.